Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın ya da tünaydın diyelim. Bugün biraz videom gecikti. Kusura bakmayın. Biraz dediğim gibi bu aralar artık böyle saatle ilgili sıkıntılar yaşayabilirim. Sağlık sorunları zaman zaman beni etkiliyor. Umarım sizlerin sağlıkları, sıhhatleri, keyifleri yerindedir. Yerinde olmayanların da çok hızlı bir şekilde yerine gelir diyelim. Bugün falımızda neler var, niyetlerde neler var? Umarım güzel şeyler çıkar. Niyetlerinizle alakalı güzel şeyler söyleyebilirim diyelim ve merak ediyorum neler var. Oh, güzel bir falımız var. Bayağı ilginç bir falımız var hatta. Bakalım neler söyleyeceğim. Çok insan figürleri çok net belirmiş de o ilgimi çekti. Şimdi mesela hemen söyleyelim. İlişkiler konusundan bahsedelim önce biraz. Şöyle ki, geçtiğimiz günlerden bazı konular bugün için içinizde böyle göğsünüzde sanki büyümüş, şişmiş, bunu böyle dışarıya çıkartamıyorsunuz. Yani iç dünyanızda yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar ve bu sıkıntılar sizin içinize dert olmuş. Bir de karşınızdaki kişiye bunları çok da söyleyemediğiniz, dillendiremediğiniz çıkıyor. Neleri dillendiremiyorsunuz, neleri kafanıza takıyorsanız eğer bu konularla alakalı sıkılmış, hafif baş ağrısı, işte böyle bir dalgınlık, acabalar, bir karışıklık aslında var. Kişi olarak değerlendirdiğimde bu. Karşınızdaki kişinin bunlardan çok bir haberi de yok aslında. Siz kendi iç dünyanızda bir şeylerin savaşını veriyorsunuz. Şimdi burada sadece savaştığınız konu bu karşınızdaki kişi değil tabii ki. Hayatınızda var olan iki insanla alakalı da gene bazı sıkıntılar var. Şimdi bu iki insan kim olabilir? Çocuklarınız olabilir, yakın akraba ya da arkadaş ya da anne baba bile olabilir ama karşınızdaki kişi size denk olmaya çalışan, sevdiğiniz, değer verdiğiniz eş ya da partneriniz olduğunu düşünüyorum. Hadi benim sevgilim yok diyorsanız bir kişiyi kafaya takmışsınız. Bu kişiyle alakalı içinizde sıkıntılı düşünceler var. Bir şeylerin çözülmesi, konuşulması gerekiyor ama siz bunu şu an için yapamıyorsunuz. Hani böyle içinize atarsınız, göğsüm şişti yeter artık konuşmam lazım bunları dersiniz ama konuşamazsınız. O durumda çıkıyorsunuz. Şimdi durumu anlattık. Peki bu durumla alakalı neler var? Şimdi bir kere siz bu kişiyle bu kişiye bir şeyler vereceksiniz. Yani bir şeyler konuşacaksınız ama burada sanki böyle bir şey var. Dengesizlik var. O dengenin biraz oturmasını bekliyorsunuz gibi. Bu nedir diye düşünüyorum şu an. Nasıl bir dengesizlik? Karşınızdaki kişi aslında dediğim gibi hiçbir şeyden haberi yok. Biraz da strateji yapıyor sanki susuyor da sizin bir şeyler söylemenizi bekliyor gibi. Hani sen bana gel bir konuş bakalım hele de. Ondan sonra biz konuyu ortaya yatıralım der gibi çıkıyor. Burada çok yakın zamanda tabii ki bu bir iki hafta içerisindeki yani bana kalsa bugün yarın diyesim var yani konuşmanız var. Bu konuşma çok güzel gelişecek arkadaşlar. Şöyle ki kafanızda büyüttüğünüz, dert ettiğiniz konular her neyse karşılıklı geldiğinizde ve konuşmaya başladığınızda bunlar kafanızda müthiş derecede küçülecek. Belki de içinizden çıkardığınız için, konuştuğunuz için büyük bir rahatlama durumu var. Burada karşınızdaki kişi sanki düşündüklerinizin öyle olmadığını, daha farklı olduğunu anlatarak sizi rahatlatacak gibi görünüyor. Bu kişinin kafasında bazı başka sorunlar da var ama daha çok hadi gel halledelim, şu konuları çözelim, bir toparlayalım der gibi çıkıyor. Şimdi ben bunu toparlayacak olursam aslında belki kavga ettiniz, belki küs oldunuz, belki darıldınız, kızdınız bir kişi. Fazlaca kafanıza taktınız. Bu kişiyle alakalı da aslında konuşmak isteyip isteyemediğiniz konular yakın zamanda konuşulacak ve çözülecek anlamı taşıyor bu. Burada aranızda bir mesafe oluşmuş. Bu mesafe de daralıyor tabii ki. Bu konuşmayla birlikte tekrardan aynı yön ve aynı yol üzerinde devam ettiğiniz görselleri var. Ama hayatınızda sadece bu sıkıntılar yok tabii ki. Bunun haricinde olan sıkıntılarda da genel çevrenizde komşu olabilir, yakın akraba olabilir, aile içerisinde gelip giden bir kişi olabilir. Bu kişiyle alakalı da bir sorun sonrasında görünüyor. Yani aslında bu ay sadece bu sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla olan sorunu çözmek bir yana, haricinde evinize girip çıkan yakın akraba, yakın dost dediğimiz bir kişiyle alakalı da bir konu, onun sıkıntısına bağlı da bir konu aslında bu. Çözmeye çalışacaksınız. Burada bu kişinin böyle biraz dengesiz tavırları, hareketleri var. Sanki siz bu kişiyi böyle kafasından tutmuş, onu bir yöne çevirmeye çalışıyorsunuz.
Yani yanlışlar yapıyor. Belki de o yanlışları düzeltmek için böyle kafasını geleceğe doğru çevirmeye, bırak şu geçmişte yaşadıklarını da dön şu tarafa der gibi çıkıyorsunuz. Burada bu kişiyle biraz uğraşacaksınız. Biraz da sıkılma var. Yani sanki sözünüzü dinlemeyen, biraz böyle inatçı dedik bir karakter gibi duruyor. Bu kişiyle bir uğraşma durumunuz var ama burada siz 1, 2, 3 devam ediyorsunuz ama sonrasında sanki akışa bırakıyorsunuz bu konuyu da. Bu konuda su akacak yolunu bulacak deriz ya, akacak ama bu kişinin bir ayağı çamurda, çok inat ediyor, çok diretiyor. Keşke diretmese ama biraz zamana ihtiyacı var. Hatta bu kişi topluluk içerisinde böyle biraz sıkıştırılmış da. Çevre baskısı mı var acaba diye düşündüm topluluk içerisinde. Bu sıkışmadan kurtulup kendi yolunu çizecek. Bu belki çocuğunuzdur. Hani bir sıkışıklık, çevreyle alakalı bir sıkıntısı, arkadaş sıkıntısı, iş sıkıntısı, her neyse ama bir ayağı bu karışıklığın içinde olduğu için sizin çekelediğiniz, yardımcı olduğunuz, bazen ikilemlerde olduğunuz konuda yol açılıyor. Ne kadar zaman var derseniz aslında burada o konularla alakalı da çok yok. Ocak ayı itibariyle aslında bu konular hafifleyerek daha farklı konulara belki evrilecek ama hafifleyecek. Bugün düşündüğünüz, bugün taktığınız konu hafifliyor aslında. Hatta ocağın 15'i gibi de diyebilirim. 15'i gibi de diyebilirim derken de bir kere daha kontrol edeyim şöyle yakınlaşıp. 15'i gibi de çok güzel bir haber alacaksınız. Aslında bu hane içerisine gelen güzel bir haber. Burada böyle bir resmileşmiş ya da netleşmiş bir karar görseli var. Aslında bu karışıklığın içerisinden çıkılıp düzgün bir şekilde bir yenilikle, bir güzellikle yollara devam edilecek. Bana kalsa bu falımızda bir kişiye baktığımı düşünecek olsam, bu karışıklıklar 1,5 ay içerisinde hayatınızdan tamamen çıkacak. Yani bugün düşündüğünüz, dert ettiğiniz konulardan kurtulacaksınız. Konular biter mi? Tabii ki bitmez. Sonrasında tekrardan bazı konular var. Onlardan da bahsedeceğim ama parantez içerisinde gene burada kadın hastalıklarıyla alakalı sıkıntılar olabilir. Görselleri var. Bu konuda beyaz bir evrak alana kadar doktorun peşini bırakmayın. Bu arada onu da hemen parantez içinde belirtmiş olayım. Şimdi bakın buraya geldiğimiz zaman Şubat-Mart ayları, gördüğünüz gibi Şubat-Mart aylarında da bazı konular var. Tutmuş olduğunuz niyetle alakalı aslında şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Bu tuttuğunuz dilek cepte. Anlattığım konularsa şayet cepte ama kafada bir tane daha konu var. Niyet edilen bir konu. Acaba nasıl olacak denen bir konu. Şimdi burada da şey var. Sanki böyle siz gene Şubat ayı gibi herhalde kendi iç dünyanıza biraz daha yakın görünüyorsunuz. Yani kendi kendinizi dinlediniz, kendi kendinizi tarttığınız bir döngü dönem gibi duruyor. Burada çevrenizde aile bireylerinin size geldiği, hani sizinle konuşmaya çalıştığı, ne oluyor, ne bitiyor, niye böylesin dediği bir süreç var. Burada bir şeye takılmışsınız, kafanızla bedeniniz farklı çalışıyor. Yani günü yaşıyorsunuz ama kafanız başka yerde. Burada çevrede dediğim gibi bazı kişiler size destek olmaya çalışacaklar. Bunların da aile içinden kişiler olduğunu düşünüyorum. Hatta evliyseniz ve eşiniz varsa özellikle eşten bir destek almaya çalışacaksınız. Fakat burada eşiniz destekten çok biraz köstek olabilir. Burada eşler arasında tartışma, sıkıntı yapılan konunun havada bırakılması, konuşulmaması, konuşulsa bile çözüm üretilmemesi, üretilememesi, fikirlerin çakışması gibi durumlar var. Burada aslında Şubat ayı için şunu söyleyebilirim ben. Tutmuş olduğunuz niyet haricinde arkadaşlar, bugün beni dinleyenler de Şubat ayında ikili ilişkilerde bir karışık dönem mi diyelim? Evet, şu bir haftalık bir karışıklık var aslında. Burada birbirini anlayamayan, dinlemeyen, tartışan, konuşmaları farklı yere çeken kişilerin bir süreci var. Ama bu süreçte sanki böyle cebe koy, arkanda bırak, devam et görsellerinde çıkıyor. Burada aslında şu da var. Şimdi böyle bir aile ortamında olduğu için bunu da söyleyelim. Hani mesela eşinizle siz diyelim ki bir tartışma yaşıyorsunuz bir hafta kadar. Bu bir hafta içerisinde çevrenizde insanlar sanki sizi sarmış, seviyor, okşuyor. Hani böyle bunlar da geçecek, sakin ol, rahat ol der gibi. Bunları çocuk olarak değerlendiresim var nedense ama gene bir sıkıntıyı aşarak yolunuza devam edeceksiniz. Yalnız burada bir şey de söylemem lazım. Şimdi burada şu var aslında. Hane içerisinde bir kişinin Şubat ayında parça parça olduğu görünüyor. Burada
yükleri, sorunları, sıkıntıları, geçmişte yaşamış bazı konular, böyle sanki bir dağılmış, bir toparlanma, bir süreci bitirmeye çalışma. Hani yüzmüş kuyruğuna gelmiş, artık sıkılmış, boğulmuş, parçalanmış bir kişi de hane içerisinde sorun yaratabilir. Ama bu sorunlar nasıl arkadaşlar, biliyor musunuz? Şimdi ben sorun 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 diye anlatıyorum ama olması gerektiği yerde olması olan, olması gerekenler oluyormuş gibi. Hani mesela siz o hafta çok sıkıntılı olursunuz, her şeyi ters anlarsınız. O haftanız da ters geçer. Çevrenizdeki insanlar da bu tersliğinize sizin ters cevap verirler ve terslik olur gibi düşünün. Burada sadece parça parça olmuş konuların içinde para konuları da var. Evet, ama geçmişte olan bir mal konusu, bir para konusu, bir alacak, bir borç konusuyla alakalı hane içerisinde Şubat ayında bir karışıklık oluyor. Bu karışıklık aşılır, gene aşılır. Bakın, her türlü aşılıyor zaten. Hani her siyahlığın yanında bir beyazlık demek ne demek? Her sıkıntının bir refaha ermesi. Ve burada da aslında bugün için ayağınızı yorganınıza göre uzatın kelimesini de kullanmam gerekiyor. Çünkü ileride parçalanmış hane içerisinde mal görselleri de var. Yani bir şeyleri satmak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri elinizden çıkarmak isteyebilirsiniz. Burada sanki Şubat ayı bugünden itibaren biraz karışacak. Dikkat edelim görselleri de var. Bu karışıklık giderilir mi? Giderilir. Mal haneden çıkar mı? Çıkmaz. Ama onu düşünmek bile sanki kişiye sıkıntı veriyor. İkili ilişkilerle alakalı hemen gene şöyle söyleyeceğim. Burada ikili ilişkilerde daha çok birlikte olduğunuz kişi olarak değerlendirin. Evli değilsiniz. Birlikte olduğunuz kişi, evli değilsiniz derken, evliyseniz, evli olsanız bile birlikte olduğunuz kişi varsa şayet, Şubat ayında bir kopma görselleri var arkadaşlar. Ya da birlikte olduğunuz bir kişi var. Ya Şubat ayında bir kopma var. Bu kişi sanki yan yan kaçıyor bir şeylerden. Hani bugün için benim bu ilişkim nasıl devam eder sorusunun cevabında aslında biraz bu var. Kırık bir kalp, beklentilerin gerçekleşmemesi, bir kişinin bir kişiye doğru ilerlemesi, yani aklın başka yere kayması, düşüncelerin başka kişiye odaklanması, havada geçirilecek bir süreç ve sonuçta ayrılık görselleri var. Burada sanki siz dönüp çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanın böyle bacaklarına yatmış, böyle kafanızı koymuş. O sizi böyle sanki seviyor. Hani olacak, geçecek der gibi, ama siz de biraz üzgün, bu konu bu şekilde olmamalıydı der gibi çıkıyorsunuz. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama parça parça görseller olduğu için, tamamlayıcı görseller olmadığı için ve herkese de uymasını istediğim için falımın, bunu da ekstradan parantez içerisinde söylemiş olayım. Şubat ayı arkadaşlar, havada kaldığımız bazı sıkıntılar var, sözün özü. Bu aralarda yaşamış olduğumuz sıkıntıları zaten ay sonuna kadar, hatta ocağın başına kadar çözmüş olacağız. Bugünlük falımızda para konularıyla alakalı üzgün, şişkin, sorunlu, borcum var, nasıl ödeyeceğim diyen biriyseniz, ay sonu alacağınız güzel bir haberle bu borçla alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Hatta ben burada şunu da size söyleyeyim. Ocak sonu diyorum. Aralık sonu, Ocak başı itibariyle de çok büyük bir iş görseli, iş başlangıcı var. İş teklifi de diyebiliriz biz buna. Böyle sanki dönüp dolanıp bir süredir beklediğiniz bir iş teklifi de gelebilir. Burada elden çıkan para görselleri de var. Sanki hani kenara koyduğunuz, bir süre idare eder dediğiniz bir paranın hızlı çıkması gibi bir riskin olduğu görselleri de var. Yani bugün için parasal konularda ne olacak benim parasal konularım diyorsanız eğer, Aralık sonu itibariyle böyle bir döne dolana yılan gibi böyle bir şeylere sarılmış bırakmak istemiyor olarak çıkıyorsunuz. Ondan sonrasında yeni bir başlangıç yapıyorsunuz bu konu her neyse. Aslında bu konu, bu sarılıp da bırakmadığınız konu sizi hayırlı bir şeye de evriştirecek diyeyim. Çünkü Ocak başı itibariyle bir başlangıç. Bu başlangıçlarda bir para harcama, bir paranın bitmesi ama yeni başlangıçla yeni bir paranın gelmesi görselleri var. İşte burada çalıştığınız iş yerinde belki bir kıdem, belki bir artış bekliyorsunuz. Burada döne dolana beklediğinizin bu olduğunu düşünsem, yeni bir başlangıç, takılı olduğunuz konuda yeni bir başlangıç. Yalnız burada beklenti içinde olduğunuz para, atıyorum 10 liraysa, kaçan bir para var burada, 7 lira. Bu 7 lirayla idare eder miyim? Evet, edersiniz, çünkü bazı şartlarda güzelleşiyor. Burada daha rahat, daha temiz bir şekilde
devam edeceğiniz görselleri var. Hatta burada şöyle de diyebilirim. Bugün parasal ve işte iş konularıyla alakalı niyetiniz varsa şurada 15-20 gün belki sıkıntılı geçer ama ondan sonrasında güzel haberler, güzel gelişmeler, bugün olduğunuzdan daha iyi bir yerde olduğunuz görselleri var. Eğer çalışmıyorsanız da zaten Ocak başı çok değişik, güzel bir iş teklifi, beklenti içinde olduğunuz iş teklifi gelebilir. Bir para harcama, gene dikkatli olun arkadaşlar. Sizden çıkan bir para, belki dediğim gibi kafanızda, iş yerinde beklenti içinde olduğunuz paranın biraz daha düşmesi olabilir ya da cebinizden bir iş için para çıkması olabilir. Burada para harcama görselleri de var. Onun dışında düşünüyorum, parça parça giden küçük paralar ama parça parça gelen de küçük paralar var. Onun haricinde alma verme dengesinde de bir sıkıntı var. Sanki gözlerinizi kapatıp bir şeye giriyorsunuz. Hani bir borca mı gireceksiniz ama kapamayın o gözleri yani. O gözleri kapattığınız zaman geri geri gidiyorsunuz çünkü. Hani bak şimdi hemen aklıma geldi. Eğer bir dileğiniz işte ben şu malı almayı düşünüyorum, gireyim mi ise, gözleriniz niye kapalı sorusu var. Bir şeyleri görmüyorsunuz orada. Ona dikkat etmeniz lazım diyebilirim burada. Gözleriniz kapalı olduğu için geriye gidiyorsunuz. İleriye gidemiyorsunuz ya da cesaret edemiyorsunuz. O gözleriniz kapalı. Biraz gözlerinizi açmanız lazım. Görmediğiniz bir şeyler var o mal alımıyla alakalı da diyebilirim. Bir de buradan şöyle bir bakalım neler çıkıyor. Durdum. Şimdi ya burada bir de şey var şimdi iş konularında, ah yeter artık ya bezdim ya hep aynı şeyler mi dediğiniz bir süreçte var aslında, ki o süreçte bu aralar. Hani böyle yatmış düşündüğünüzde hep üstüme geliyorlar, lanet olsun ben ne zaman geçeceğim bu günleri der gibi çıkıyorsunuz. Söylemeyi sevmiyorum arkadaşlar ama ne yazık ki öyle. Hatta bir kişiyle konuşma var, bu konuşmalarda da hep aynı konular geçiyor. Aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri düşünmekten sıkılmışsınız. Sanki böyle başınızın üstünde kocaman bir şey var, kepçenin ağzı gibi düşünün. Böyle sizin kafanızdan bir şeyleri çeke 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 almaya çalışıyorlar. Hani bir şeyleri konuşturmaya çalışıyorlar, bir şeyleri düşündürtmeye çalışıyorlar ve bu durumdan siz hiç memnun değilsiniz. Ama bu durum sizin biraz karışmanıza da sebep olacak. Şimdi bugün için diyorsunuz ki ben bu konuları düşünmek istemiyorum ama hep aynı konular önüme çıkıyor. Şimdi siz bu konuları mecbur düşünüyorsunuz. Mecbur da düşüneceksiniz. Çevrenizdeki insanlarla konuştuğunuzda da çözüm bulamıyorsunuz. Ve bulunduğunuz işte ya da çalışmayı düşündüğünüz işle alakalı da bir süre bu konularla alakalı aynı yönde, aynı tarzda devam edeceksiniz. Nereye kadar? Gene burada da bir ay kadar var. Bir ay kadar. Böyle döne dolana samsara dediğimiz bir görselde çıkıyorsunuz. Döne dolana, döne dolana, döne dolana hep aynı şeylerin konuşulduğu bir süreç var. Ama ondan sonrasında güzel bir rahatlama da var aslında. Burada baktığım zaman haneye düşen para görselleri de var. Burada bir aydınlanma var. Yalnız burada sırtınızda bir bıçak. Bakın. Kendinizi tehdit altında hissettiğiniz konularla alakalı mücadeleniz biraz daha devam edecek. Ve bu kendinizi tehdit altında hissettiğiniz kişide de ya da konuda da E ve A harfleri var. Bu dediğim gibi bakın kepçenin ağzı gibi kafanıza gelip birçok sıkıntıyı çözmeye çalışıyorsunuz ama yatar pozisyonda ve soru işaretleriyle dolu günleriniz var. Bunları bir şekilde açacaksınız. Bir kişi de böyle anne görsellerinde çıkan bir kişi aslında. Gözü, ruhu, gönlü her şeyle sizi izliyor. Sizden böyle hadi güzel haberler gelsin hissiyatıyla dualar ederek çıkıyor buradan, ki bu dualar çok güzel dualar, kabul olacak dualar. Burada sadece şu karışıklık işte bana kalırsa buradaki bu karışıklık hani bu Aralık sonu halledecek bir karışıklık ve sonra da küçük küçük paralar geliyor. Bir konuşma var. İş görüşmesi olarak çok havada olduğu için yeni bir iş görüşmesi olabilir. Artı iş yerinde bir görüşme yapıp bir rahatlama. Kesin rahatlama bakın durumu söz konusu. İkili ilişkilerde dikkat. Yalan var. Bir konuda bir yalan yakalayabilirsiniz ilişkinizde. Ve burada da böyle bir suratınızı çevirmiş, nasıl ya der gibi çıkıyorsunuz. Yani burada bir küslük de yaşanabilir. Söylenmiş olan bir yalanın daha da aydınlanması durumu söz konusu olabilir. Ya güzel bir gelişme olacak ama sanki işte burada bu sıkıntıyı şunu atmaya çalışıyorum ama gitmiyor. Ben bir işe başlayacağım diyorsanız bakın şimdi hemen onu da gördüm şurada, onu da söyleyeyim. Ben bir işe başlayacağım çok yakın zamanda. Bugün günlerden Perşembe. Pazartesi işe başlıyorum diyorsanız çok hayırlı bir iş. Hemen onu söyleyeyim. Böyle içinize uhde olmuş birçok konuda güzel cevaplar alacaksınız bu işten. Vallahi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Gerçekten kusura bakmayın. Boğazlarım
bronşlarım fena durumda. İster istemez halsizlik oluyor ve böyle falda da kesilebiliyorum. Tekrar özür dilerim. Gördüklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım ışık olur. Umarım güzel günler sizi bulur. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerinizde olur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.